Zaten şu bölgeden sonra tam şu kırsala devam ediyor. Burada böyle değil de burayı. Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi kutusunda bulunan su deposu, Medine Camii ve arka tarafta bulunan Cüdi Dağı'na giden kırsal yol. Buraya yaklaşık 100 hendek, 100'e yakın aynı şekilde ev patlatarak umutsuzların çalışmalarının içerisine geldik. Yani daha önceden tespitlerimiz ve aldığımız bilgilere dayanarak burada örgüt mensupları çok yoğun bir şekilde varınıyordu, kalıyordu. Yani dağda ve kırsal alanda yapılan bütünler, çalışmalarını aynı şekilde şehir içine yapılandırmak için uğraşmışlar. Yani şurada gördüğünüz şekilde tünel kazmışlar. Burada aşağı inen dere yatağı var, kırsal alandan bağlantısını sağlayan örgüt mensubu şartlarım. Oradan irtibatı, yani hiçbir unsurumuzun görmeyeceği şekilde şehrin içine sızmak amacıyla şurada gördüğünüz hendek üzerinde kazmışlar. Tüneli yaptıktan sonra üzerine tahtalar, akabinde branda, brandanın üzerine toprak koyacak şekilde alttan da çuvalları güçlendirerek bu mahallemizin, yani şu an şehrin içerisindeki büyük yerde bu şekilde bir tünel kazılmaya çalışılmış. Muhtemelen ya mühimmat saklayacaklardı ya geçişi kullanacaklardı ama şükürler olsun. Çalışmalarımız neticesinde onları fırsatı, imkanı vermedi. Tabii bu elle kazılacak bir durum değil. Muhtemelen bunun iş makinesini kullandılar. Çünkü bayağı derin ve 35-40 metre uzunluğunda üzerine de tahtalar üzerine koyularak o kepçeyle kazdıkları muhtemelen değerlendirdiğimiz kum yığınını üzerine tekrardan atmışlar. Burada bayağı bir kablolar falan içinden geçiyor. Işıklandırma falan da muhtemelen yapmışlar. Yolun hem üst giriş yolunda hem alt giriş yolunda yaklaşık 4-5 tane yolunda büyük bir şey yapmışlar. Bombayı geldi. Yani buraya girişi kesinlikle engellemek amacında ya burayı sınav olarak kullanacaklardı ya da kırsal alana geçişte hiç kimse görmesin, kimse bilmesin diye kendini deşifre etmemek için bu yolu kullanacaklardı. İyi oğlum, bravo ku. Bebe getir abi sizi. Sen dur orada. Bunun ucu nereye gidiyor? İşte şurada bir çıkışı var. Diğer taraftan ışık.